Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Gücümde, sığımda, solumda, ah her yerde sen. Evimde, odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Ağlasam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Ağlasam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. Detayları siz de herkesle birlikte öğreneceksiniz Selin Hanım. Onun için gelmedim. Bu ne? İlan aşk mektubum. Selin Hanım siz ne yapmaya... Açar mısın lütfen? Şu anda şirketteyiz Selin Hanım. Bunun yeri şirket değil. Ev. Hatta şu durumda ev bile çok yersiz. Açar mısın Demir? Lütfen. Artemim Yönetim Kurulu'ndan. Artemim İç Mimarlık Şirketi'nde 25 Ekim 2014, 6 Eylül 2019 tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma süremi içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İş yerinden şahsi gerekçelerimle ve kendi isteğimle herhangi bir baskı olmadan 6 Eylül 2019 tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla Selin Sever. İstifa mı ediyorsun? Patronun aşk yasağı var. Ve ben patronuma aşık oldum. Yapacak bir şey yok. Her seferinde yalan söyleyen birine nasıl güvenecek patronun? Bir daha sana asla yalan söylemeyeceğim. Senin için yalan söylerim belki. Ama sana asla yalan söylemeyeceğim. Şimdi inanmasan da zamanla göreceksin. Kendin anlayacaksın. Yeniden güveneceksin. Hiç kolay olmayacak. Biliyorum. Sana bir daha nasıl güveneceğim bilmiyorum Selin. Ama o güne kadar sana bir daha asla dokunmayacağım. Biliyorum. Bu çok uzun sürebilir. Beklerim. Bir daha söylediğim her şeyden şüphe edeceğini biliyorum. Bir daha bana yaklaşmak istemeyeceğini de biliyorum. Olsun. Önemli değil. İstersen evi ikiye böl. İstediğin kadar kural koy. Ama işten gitsem bile evden gitmeyeceğim. senden gitmeyeceğim. Ne kadar zaman alacaksa alsın. Sen beni yeniden tanıyana kadar asla vazgeçmeyeceğim. Çok zor bir gün geçiriyorum Selin. Ve kalbini kırmak istemiyorum. Bunları başka bir zaman konuşalım, lütfen. Kırabilirsin Demir. Yeter ki sen kır. Ben senin tarafından kırılmaktan korkmuyorum artık. Öyle mi? Kabuslar görüp ağlayarak uyanan sen değil miydin? Evet. Alara ile Paris'e gittiğin için kırıldım. Kabus gördüm. Geçti ama. Geçiyor işte, sevince. Geçmiyor Selin. Kalıyor. Kaya gibi oturuyor insanın kalbine. Seni uyarmıştım. Yalanlarının sonuçları olur demiştim. Ama yalanlarına bir de oyunlar eklendi. Operasyon çıta, canavar müşteri. Hepsini yaptım. Git istedim, çık istedim hayatımdan. Ama sonra seni tanıdıkça, sana güvendikçe ben sana aşık oldum. Ve hepsini bitirdim. Abi Selin niye girdi yine Demir Bey'in odasına? Bu sefer de ağlarsa vallahi dayanamam ben artık. Ay ağzından yel alsın Azmiye. Kız çok aşık, vallahi kaldıramaz. Hayır be ya. Sen kime kaç göz yapıyorsun kız? Ben haftalardır her şeyin farkındayım. Benden mi saklamaya çalışıyorsunuz? Nasıl ya? Sen biliyor muydun Selin'in Demir Bey'i sevdiğini? Niye söylemedin bize Azmiye? Ben size dediğim. Burak'la Selin olmaz dedim. Suyu bulandırmayın dedim. Su ışıl ışıl dedim. Ama siz buldumcuk olmuşsunuz. Ne gözleriniz görüyor, ne kulaklarınız duyuyor. Neyse ki cürmünüz kadar yer yaktınız sadece. Azmiye. Ha. Keşke öyle olsaydı. Ben her şeyi Demir Bey'e yumurtladım ya. Yani operasyon çıtayı, canavar müşteriyi hepsini öttüm Azmiye ben. Ah senin ağzın büzülsün ey Merve. Senin de aklına şaşayım. Gidin gözüm görmesin sizi. Terasa mı çıkıyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın gözükmeyin gözüme. Terbiyesizler. Sonra yardım edecek misin? Bak hala konuşuyor. Yıkılın karşımdan. Aşk katilleri. Ah kızım Azmiye. Bu sefer işin çok zor. Her türlü yardıma ihtiyacın olacak. Demir. Bir şey söylemeyecek misin? İstifanızı değerlendireceğim. Diğer konuları evde konuşuruz. Tamam. Konuşalım. Yeter ki konuşalım. Ben masamı toplamaya gidiyorum o zaman. Akşam da herkese vedalaşıp çıkarım. Kabul ettim demedim. Kabul etmiyor musun istifamı? İşleme koysam bile ihbar süresi var. Sizin kıdeminizde bir çalışan istifasını verdiğinde... En az 8 hafta çalışmadan şirketten ayrılamaz. Demir, yapma bunu lütfen. Ben bir şey yapmıyorum. İş kanunu böyle. Ama kontrol ederiz tabii. Eğer bir değişiklik yapıldıysa ona göre sürenizi tamamlarsınız. Aşk kanunundan kaçarken iş kanununa takıldım. Bu bir şaka ya değil mi? Tamam, haklısın. Biliyorum. Ama aramızda kocaman bir tane aşk yasak tabelası dururken ben burada duramam. Demir, senin bana soğuk davranmana dayanamam ben, lütfen. Madde 17. Herkes için geçerli. Kusura bakmayın ama size ayrıcalık tanıyamam. Tamam. Peki. buldum. Buldum. Demir, beni işten atsana. Ne olur. Tazminatımı da alırım hem. Ya biliyorsun benim ev kredim var. İş ararken onu da geciktirmemiş olurum ha. Ne olur Demir, hadi lütfen beni işten atsana lütfen. Olmaz. Niye? Ya bak bir sürü nedenim var zaten. Ben bir sürü hata yaptım. Yıldırım Bey'in işlerini karıştırdım, zor toparladım. 2 tane çalışanının şirket kurallarını ihlal ettiğini bile bile onlara yardıma yataklık ettim. Hatalarınızın gayet farkındayım. Yetseydi şimdiye kadar çoktan atmış olurdum zaten. Evet Selin Hanım, lütfen buyurun dışarı çıkın. Uf Demir, ne kadar inatçısın ya. Beni işten atmak için mutlaka bir sebebim vardır. Hah. Patronuma aşık oldum. O sizin sorununuz. Tamam. Ben çok sorunlu bir çalışanım. Hadi beni işten at da kurtulalım. Hayır dedim. Atacaksın. Atmayacağım Selin. Söyle. Selin, seni işten atıyorum ben. Selin, seni işten atmayacağım. Şu an bir kriz halindeyiz ve herkesin burada olması lazım. Selin. Tamam, istifanı kabul ediyorum. Gerçekten mi? Kabul ediyor musun? Yani aşk ilanımı kabul ediyor musun? İstifanı Selin. Resmi süreni tamamlar, çıkarsın. Ha bu arada benimle olan mesafeni de koru lütfen. Ayrıca işten atılmak için böyle abuk sabuk şeyler yapmaya da çalışma sakın. Demir. Yanağında ruj kalmış. Tamam. Of, of Selin ya, of! Zaman bilir ne mekan. Sınav ya. Resmen sınav. Yani biz zaten butik bir firmayız. Niye bölünüyoruz ki? Ben hiç anlamadım ha. Küçülmek için değil, büyümek için Merveciğim. 2 ayrı uzmanlık, ayrı yönetim. O zaman bir tarafın taşınması gerekecek. İç mimarlık mı burada kalacak yoksa yapı kısmı mı? Arkadaşlar, Demir'le aynı fikirde olmaktan nefret ediyorum ama doğru söylüyor. Bunların hesaplamalarını çok ince bir şekilde yapmamız lazım. Ya tamam, anlıyorum. Yani konuşmanız gerek ama yani şimdi yapı ve iç mimarlık olarak bölüneceksek... Yani ben mühendis olduğum için Demir Bey'in tarafında olacağım. Selin de iç mimar olduğu için senin tarafında, öyle mi? Ya, muhtemelen. Yani Selin benim tarafımda olacak, orası net. Ama senin için konuşacağız. Yani Burak'cığım, keşke sen yapı kısmını alsaydın. Demir Bey de iç mimarlık kısmını. Yani bu karar kesin net, öyle mi? Hayırdır Ayda? Yani Selin'le Demir çalışsın diye mi uğraşıyorsun? Ya sen de bir alemsin. Ya daha geçen gün kızı bayılttı. Artık ne dediyse. Arkadaşlar, zaten aynı evde yaşıyorlar. Yeterince uygunsuz bir durum var. Böylesi Selin için de daha iyi olacak. Ben ne olacağım peki? Ya beni Demir Bey bırakmayacaksın değil mi Burak? Ha? Ya siz bunları düşünmeyin. 2 şirkette koordineli bir şekilde çalışacağı için birbirinizi bol bol göreceksiniz. Bu daha başlangıç. Dahası da mı var? Artemim son durağımız olmayacak. Sinirliyim diyorum, gelme üstüme. Tamam, sonra konuşuruz işte. Heyelerim tepemde diyorum, kapat. Azmiye Hanım. Ay tamam tatlım, öpüyorum. Herkes nerede? Kutlama mı yapıyorlar? Ay yok Demir Bey, herkes şaşkın. Bu kutlama yapılacak bir haber mi yoksa başımıza bir şey mi gelecek anlamadık. Terasta Burak Bey'i darlıyorlar. Terasa mı? Hala burada çalışıyorum. İş arkadaşlarımın yanına gideyim bari. Akşam eve erken gel lütfen. Yapacak işlerimiz var. Ya. Öyle mi? Evet Selin Hanım. Öyle. Of Ofise dönecek misiniz Demir Bey? Bilmiyorum. Yıldırım Bey'le görüşmeye gidiyorum. Haber veririm. Kolay gelsin Demir Bey. Ay inşallah çok güzel geçer. Ama biliyor musunuz ben size inanıyorum. Siz her işin üstesinden gelirsiniz. Teşekkür ederim Azmiye Hanım. Sağ olun. Ay yandı buralar, yandı. Ayol bir adam bana böyle eve erken gel diyecek. Bir daha hayatta evden çıkmam. Ay Azmiye dur ya. Oralar zaten karışık. Yıldırım Bey'in işleriyle ilgili ne oldu? Aman ne bileyim ne oldu? Şirketin bölünmesiyle ilgili falan herhalde. İyi hadi gel terasa çıkalım. Patron da yok zaten konuşuruz. Konuşalım. Ay Burak'cığım ya doğru düzgün tebrik edemedim seni. Kusura bakma. Hayırlı olsun. Sana da hayırlı olsun. Nasıl yani? İç mimarlık tarafı bende olduğu için sen de benim yanımda olacaksın. Artık patronun Demir değil. Eskisi gibi birlikte olacağız. Ama ben az önce Demir Bey'in yanındaydım. Bana öyle bir şey söylemedi. Şimdi bir şeyler netleşmediği için sana söylememiştir. Ama senin yerin net. Orada bir anlaşalım. Burak, ne zaman başlarız tahmini? Yani bu yenilenme süreçleri ne kadar sürer? Bilmem yani ama bir an önce gereken kararları verip sektöre duyurmamız lazım. Aa Burak Bey bir şey sorabilir miyim? Şimdi Artemim yapıyla Artemim iç mimarlık ayrı yapılar oldu ya. Demir Bey'in koyduğu kurallar... Onun tarafını ilgilendirir. Benim öyle bir kuralım yok. Akşam o zaman Happy Pie'de bir kutlama yapalım ha? Bora'ya da sürpriz alır. Bora'ya sürpriz? Ya, kocanı dışarıda bırakacağımı düşünmedin herhalde. Bora geri dönüyor. Ya Burak, sen olmasan biz ne yapardık ya? O zaman şirketimizin ilk işi olarak... Merve Hanım'ın evini yapalım. Ay. Azmiye Hanım, kataloglara getirin de güzel bir şeyler seçelim. Tabii Burak Bey, hemen getiriyorum. Kumaş örneklerini getirir misin Azmiyeciğim? Hepsini getiririm tatlım. Oh. Yıldırım Bey, ben de tam size geliyordum. Lütfen bunun bir yanlış anlamı olduğunu söyleyin. İşleriniz sorunsuz ilerliyordu. Bunu yapmanızı Alara mı istedi? Kızınızın kalbini kıran ben değilim Yıldırım Bey. Doğruyla yanlışı ayırt edecek bir kalp bırakmamışsınız onda. Ama benim yüzümden gittiğini düşünmek içinizi rahatlatacaksa kendinize yalan söylemeye devam edin. Ben de çok beğendim. Bence sarı olsun. Ya hani çok acildi otel işleri? Demir Bey neden durdurdu bütün çalışmaları çöt dedenek? Yıldırım Bey Demir Efendi ile çalışmama kararı almış. Kızıyla yaşadığı ilişki yüzünden. O ne demek ya? Demir Bey'in o cadıyla bir ilişkisi yok ki. Hatta Demir Bey Yıldırım Bey'in ofisine gidiyor bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek için. O kadar basit değil. Yönetim kurulu bile biliyor. Babama kadar yansımış. Ha, al işte. Ha ya. Demir Bey demek ki ondan Alara'ya toleranslı davranıyordu. Yani şirkete zarar vermeden gitsin diye. Ama işte Alara giderken bütün gemileri yaktı ondan. Kızının duygularıyla oynadığı için 40 takla atarak aldığımız müşteriyi kaçırdı Demir Bey. Onun yaptığı hataların bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Alara'dan kurtulmanın bedeli buysa öderiz Burak. Öderiz arkadaşım. Of yine batmanın eşiğindeyiz. Biz bu şirketi daha önce de batmaktan kurtardık Ferruh Bey. Hah, yine kurtarırız. Ay vız gelir, tırıs gider. Hey! Hah, buyur abi. Teşekkür ederim. Nasıl geçti dün? Selin'le Demir'i nasıl buldun? Yani dediğin gibi gerçekten zor bir vaka. Bakacağız. Ama şimdi sana konuyla ilgili de çok fazla ayrıntı veremiyorum İbo. Çünkü danışan terapist gizliliğine yakışmaz değil mi? Ha yok, ben anlat diye söylemedim zaten. Yani iyiler mi? Ya, iyi olacaklar mı? İyi, iyi. İyi diyelim ama aralarındaki gerilim çok fazla İbo. Evi yakacak güçte. Titreşimleri de birbirlerine uyumlanmış. Bu da güzel bir şey. Ama birbirlerine ayak diremeleri bu etkinin kuvvetini artırmış. Sanki... bunları bilmesem de olur Bünyamin abi. Olur. Değil mi? Doğru söylüyorsun. O Demir inatçı yalnız. O ne öyle? Keçi. Be. Öfselenmiş. Güvenmiyor kimseye. Çekiyor kendini kenara. İyice en köşede duruyor. Ama tutkulu. Kıskanç. Sahipleniyor. Selin Hanım'sa bunun... Abi onu anlatmasam. Doğru söylüyorsun. Evet doğru söylüyorsun. O evde bir şey var ama o evde bir sıkıntı var. Bak onu açık açık söyleyeyim. Garip enerjilerle dolu. Negatif enerjiler. Bu negatif enerjinin de kaynağına inmemiz lazım. Bence eski ev sahipleriyle görüşelim diyorum. Ne diyorsun? Olur. Benimle böyle konuşamaz. Neden? Kimsin ki sen? Daha ne kadar yer kaplayacaksın bu hayatta? Daha ne kadar sınıf atlayacaksın? Sosyal bağlantıların yok. Çevrende 10 kişi dışında seni tanıyan yok. İnanamıyorum sana. Ya senin derdin de bu neyin aşağılık kompleksi? Hah. Bu tabiri kullanman çok ilginç. Ya benim bağlantılarımla popüler olmuş bir şirkette patronunu avlamaya çalışan sıradan bir çalışansın sen. Çok müsamaha gösterdin Demir. Çok. Öncelikle tekrar merhabalar. Çok güzel olmuş kahve. Afiyet. Durum ortada. Demir Bey ile Selin Hanım arasındaki en büyük engel... ...nasıl diyelim? Sizsiniz. Aa, biz miyiz? Bizimle ne alakası var canım? Şimdi bak, bu evi alırken yaşadıkları aldatmaca... ...ortak alanlarda güven duygusunun sarsılmasına yol açmış. Birbirlerine asla güvenmiyorlar. Hatta her zaman daha kötüsünü bekliyorlar. Olur mu hiç öyle şey canım? Saçmalamayın. Biz onları birbirine aşık etmek için neler neler yapmadık. Her şeyleri yaptık ayol. Ya. Ne gibi? Benim bir tatlım var. Afrodizyak. Yani bunu bunlar yedi. Tık yok. Ama kalanını biz yedik. Yapmayın. Keşke yemez olaydık. Ya gelmez. Ya gelmez. Emin misiniz? Yani sizi etkilediyse... Bir dakika. Nezarete düştükleri gece mi o yoksa? Ya Selin anlatmıştı öyle bir şeyler çünkü. Bak işte. Nezarete düşmüşler aşka düşecekleri yerde. Her şeyleri ters bunlar sana. Dış etkenlerden dolayı diyorsunuz. Çok ilginç. Devam edin lütfen siz. Ah biz onların evlerine mi gitmedik? Elektriklerimi kestirmedik ya. Böyle kokular sıkıp mumlu ortamlar mı hazırlamadık? Ay Selin'e kırmızı elbiseler bile mi giydirmedik? Ay değil mi ya? Ay yok böyle bir hızlıca bir dön, hızlıca. Ayol şöyle bir havalı dön, şöyle bir havalı dön. Ay hatırlıyor musun? Kızı döndüre döndüre düşürdün. Aşkın ilk kıvılcımları orada çaktı. Vallahi sizden korkulur. Hatta bayağı ürktüm şu an. İbo kesme. Çok güzel devam ediyorlar. Lütfen buyurun. Ayol o da bir şey mi? Bir akşam Demir Bey evladım bizim evde uyurken başucuna gittik. Firuze onun böyle beynine telkinleri bir verdi Hadi fıstat ortaya Selin'in kokusunu. Selin'in saçları ipek gibi. Selin'in teni mermer gibi. Selin'in boynu kuğu gibi. zihninin en zayıf anı. Demir Bey'in bilinçaltına Selin Hanım'ı ekmişsiniz. Şahane, şahane. Yani özetle doktorcum, biz bu aşkın engeli değil, mimarıyız, mimarı. Doktor Bey, siz de bir şeyler yapın da bu çocuklar birbirinden ayrılmasın. Bakacağız. Zor olacak ama söyleyeyim. Sakız, özledin mi beni? Çok mu özledin? Ha, özledi. Hasretinden öldü bitti hayvan. Daha bu sabah gördü seni. Hayret bir şey ya. Ah, aşkım, aşkım, benim aşkım. Gel buraya. Ya bir insan keçisine niye aşkım der ki? Keçim de, sakızım de, beyazım de. Laf mı yok yani? Bak şunu güzeline bak. Güzel kızım benim. Ne yapıyorsun? Bak sakın bu bahçedeki yapraklardan yeme, tamam mı? Hastalanırsın. Önüne konulanlardan ye. Tamam mı? Mösyö Tosman. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Ay Demir sana domates mi verdi? Aferin, iyi yapmış. Bakayım sana, ne yapıyorsun? Ay şu güzelliğe bak. Her yerin pislik olmuş be. Her yerin domates olmuş. Gel öpeyim. Oh. Ye, afiyet olsun. Karamuk. Ne yapıyorsun? Gel bakayım. Oh, size hiç kıyamıyor değil mi? Ama bana nasıl kıyıyor? Gıcık. Gıcık Demir. Gıcık Demir. Koş. Koş. Gel. Gel. Koş. Gel. Kolay gelsin. Hı. Ne pişiriyorsun? Akşam yemeği Selin. Bana da var mı? Fazladan yaptım. İstersen alırsın. Bugün Merve ile Bora'nın evine eşya seçtik. Ya ikisi için çok tatlı bir ev olacak. Çok güzel, 2+1 bir ev. Hayırlı olsun. Manzarası da çok güzel. Tavandan yere kadar cam var. Belki halıları değiştirebiliriz. Bir de mutfakla salonu birbirine katmayı düşündük. Duvarlar bana biraz boş geldi yalnız. Yani boyayla mı yoksa aydınlatmayla mı çözsek bilemedim. Sen ne diyorsun? Hangisi mantıklı olur? Müsaade edersen yemek yapmaya çalışıyorum Selin. Şu ortak alanların kullanım saatlerini de ayarlayalım artık. Bu böyle olmayacak. Ortak alanlar mı? Evet, ortak alanlar. Peki. Her şeye ayırıyoruz yani. Her şeyi. Saatleri bile mi? Evet, saatleri bile. Tamam o zaman. O kaşığı alabilir miyim? Zira o benim. Aa, bu arada o yemek pişirdiğin tencere de benim. Aa, tesadüfe bak ya. Ocak da benim. Tamam neyse, tencereyle ocağı seninle paylaşıyorum. Kıyamadım. Ama kaşık özel, onu alacağım. Nesi özelmiş kaşığın? Şimşir bu. Ta memleketten getirdim. Sonra sen kendine özel tasarım Reddat ödüllüsünü alırsın. Saçmalıyorsun Selin. Her şeyi zora koşmakta üstüne yok. Ya çorbayı koyacağım, versene. Cezveyle koy Demir. Aa, aklıma ne geldi ya? Senin cezven de yok. Selin, ha. Şunu verecek misin? Yoksa zorla mı alayım? Selin nereye? Ya Selin, şunu çorbayı koyacağım diyorum ya. Ay tamam uzatmayacağım, al. Ver. Selin, Selin. Ya niye kovalıyorsun bir kaşık için? Hani benden uzak duracaktın? Ne yapacaksın? yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Gördüğün gibi. Duruyorum sadece. O kaşığı verecek misin? Yoksa vermeyecek misin? Vermeyeceğim. Peki. Ki akılsız arkadaş, ki arkadaş demeye de bir şahit lazım. Bütün aymazlıklarıyla hep karşı taraf için çalıştılar bugüne kadar. Hainler. Vah vah. Ayıp oluyor ama ya. Yani tamam, bilemedik. Kötü kararlar verdik. Aynı evde oturduklarını kimse duymasın diye, herkesten saklayacağız diye imanımız gevredi bizim de. Hı hı. Başka şeyleri gözden kaçırmışız. Çok pardon. Ay, Demir Bey geldiğinden beri bu kız ağlıyor. Soruyoruz, anlatmıyor. Neyin var diyoruz, cevap vermiyor. Telefonlarımızı açmıyor. Evet, 100 kere sorduk. Demir Bey deseniz Selin'e bir afra tafra, Alara'ya bir taviz vermeler, böyle bir yakınlıklar. Yani arkadaşımı ona böyle davranan birine karşı ben cesaretlendiremezdim. Kimse kusura bakmasın yani. Sen sus Boncuk. En kabahatlisi sensin. Demir Bey'e bütün sırları açık eden bu. Ağzımı açtırma şimdi benim. E canım işte şimdi telafi etmeye gelmişler. Öyle değil mi? Evet. Evet. Yani Demir Bey'le Selin'i yeniden bir araya getireceğiz. Ki aşklarına kaldıkları yerden devam edebilsinler. Yani Demir Bey Selin'i gerçekten seviyorsa, Selin de onunla mutlu olacaksa ben kanımın son damlasına kadar her şeye varım. Ben de varım. Pekala. Tamam. Aklınız başınıza geldiyse bize katılabilirsiniz. Şöyle. Anlaştık işte ne güzel bakın. Güzel. Şimdi fikirleri alalım. Demir Selin'i nasıl affeder? Teşekkürler, iyi akşamlar. Of be, çok acıktım. Böyle sağlıksız beslenip de nasıl şu halde kalabiliyorsun acaba? Hangi halde? Bu ölçülerde. Sen benim ölçülerime mi dikkat ediyorsun? Yani bana bakarken ölçüp bitiyor musun? Vallahi çok dikkatlisin. Hiç çaktırmıyorsun. Bana böyle bakarken hiç fark etmemiştim. Yemeğini ye Selin. Gerçi herhangi bir besin değeri alamayacaksın yine. Bari şu salatadan biraz koy yanına. Ben evde neyine karışıyorum Selin? Oh. şey diyeyim, inanılmaz ya. Hayatımda daha lezzetli bir şey. Sallama şunu, çorbamın içine girerse hakikaten kavga çıkartırım. Selin. Ya bize niye bak bari? Bir erkek bir kadını nasıl affeder? Çok seviyorsa. Bir daha yalan söylemeyeceğine inanırsa. Hı. Ay durun, ben buldum galiba. Ya kadın ya da erkek. Bir insan eğer sevdiğini kaybetmekten korkuyorsa her şeyini affeder. Ha? Dur. Da. Bizim kız hep Demir Bey'in yanında. Yani evde yanında, işte yanında. Nasıl olsa yanında yani. Nasıl kaybedecek? Ne ara kaybedecek? Peki birisi gözünün önünden çekip alırsa Selin'i. Selamlar. Bora yok mu? Gelir birazdan ya. Biz de siz gelmeden öyle kadın kadına kaynatıyorduk biraz. Hadi Leyla, biz bir şeyler hazırlayalım. Selin nerede? Evde o, işleri varmış. Demir'in yanında yani. Hı hı. Merhaba arkadaşlar. Selam herkese. Ah. Ne haber karıcığım? İyiyim kocacığım senden. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Geçsene. Nasıl geçti gününüz bakalım? Normaldi. Yani şirketi ikiye böldük. Ben Artemim iç mimarlık tarafını aldım. Sen de işe dönüyorsun. Aa. Evet. Abi harika bir haber bu ya. Abi senin adına çok sevindim ya. Nasıl? Kendi adına niye sevinmiyorsun? Bora, sıkıntılı dönem bitti. İş aramana gerek yok. Geri dönüyorsun. Abi çok sağ ol. Eksik olma da. Ben bugün bizimkilerle konuştum. Abimin işlerinde yine sorun varmış her zamanki gibi. İşten ayrıldığımı da öğrenmiş bulundular ya. Şimdi bir süreliğine Antalya'ya onlara yardım etmeye gitmem gerekiyor. Efendim? Yani bir süreliğine derken ne kadar bir süreliğine Boracığım? Aşkım çok özür dilerim. Bir süreliğine işte bilmiyorum ya. Hadi Selin, gel otur da şu saatleri belirleyelim. Gerçekten gerekli mi bu? Beni bu kadar mı görmek istemiyorsun? En başta yapmalıydık bunu. Aynı evde yaşıyoruz diye sürekli karşılaşmamız gerekmez. Bünyamin Bey'in de dediği gibi hayatlarımız fazla birbirine karıştı. Şimdi de ayırıyoruz işte. Hadi gel. İyi. Tamam. Ayıralım o zaman. Senin için bu kadar önemliyse istediğin kuralı koymana izin veriyorum. Ay çok naziksin. Teşekkür ederim. Tamam, başla. Mutfak kullanımı. Sabah erken uyanıyorum. O yüzden saat 6-7 arası mutfak benim. Sonrasında sen kullanabilirsin. İyi. Başka? Akşam yemeğini 7.30'da yerim. Ben yemek yerken sen mutfağı kullanırsın. O oldu. Ben akşam yemeğimi 9'da mı yiyeceğim? Ne oldu? Kızartma yapmak 1,5 saat mi sürüyor? Kızartması değil, doğraması uzun sürüyor. Sen hiç merak etme Selin'ciğim. Ben sana güzel bir doğrayıcı alırım. Pratik olur hem. 5 dakikada halledersin. Evet, banyo meselesi. Saat 7 ile 8 arası benim. O senin kahvaltı saatin. Banyoyu kullanamazsın. Değil, ben sabah kahvaltı etmiyorum ki. 10 dakika kahve için yeterli. Sonra da bol bol duşa vakit kalır. Banyoyu 1 saat işgal edemezsin Selin. Ben de duş alacağım. Aman, İki su dökünüp çıkıyorsun. Sanki uzun işmiş gibi anlatıyorsun bir de. Sen nereden biliyorsun bunu acaba? Saat mi tuttun? Yoksa beni mi gözetledin? Ne yaptın? Yo. Yani tahmin ettim. Aa Demir, çok ayıp bu yaptığın, gerçekten teessüf ederim. Ayrıca kadınların banyoda daha fazla vakit geçirmeye ihtiyacı var. Bakım, saç, makyaj, duş, bunların hiçbirinden ödün veremem. 7.30'a kadar banyo benim. Sonra sen girersin. Ya biz salonu konuşmadık, orası da ortak alan. Saat 9'la 10 arası ben salonda otururum, sen verandada. Ne diyorsun? Mantıklı. Neden olmasın? 9'la 10 arası. Peki koridorlar? Merdivenden çıkış ve iniş saatleri arasına 10 dakika koyalım. Maazallah orası dar alan, karşılaşırız falan. Hiç riske atmayalım. Dalga geçmeye devam edeceksen ben gidiyorum. Aa, antre? Antreyi konuşmadık. Orası da ortak alan. Kim ön kapıyı kullanacak? İstersen ben verandayı kullanabilirim. Hiç merak etme Selin. Çizelgeyi asınca hepsini görürsün. Kağıt almaya gidiyorum. Bir yere kıpırdama. Of be Demir. Aklını yitirmiş bu çocuk ya, delirmiş. Sakin ol sen. Yani sen şimdi ciddi ciddi gidiyorsun ailenin yanına. Antalya'ya. Maalesef aşkım. Ya Bora, ya böyle bir şeye benimle konuşmadan nasıl evet dersin? Ben senin karın değil miyim ya? Ya aşkım... Haklısın ama abimi de biliyorsun işte. Adam bir şekilde ne yapıyor, ediyor, aileyi zor duruma sokmayı başarıyor yani. İnanılmaz bir adam ya. İyi akşamlar ustacığım. 2 tane verir misin bize? Bu sefer ne yapmış? Bu sefer ne yapmış? Gitmiş dünyanın kredisini çekmiş. Üstüne dükkanı yeniden açmış. Şimdi de batıyorum diyormuş ya. Yani kredi borcunu katladı. Dükkanın borcu da bindi sırtına. Hepsi bindi yani. Tam da yeniden işe başlayacakken. Evet yani. Güzel. Yani şimdi benim birkaç hafta gidip ne yapabileceğime bakmam lazım aşkım, anladın mı? Ya en azından şu dükkanı düzlüğe çıkarabilirsem daha fazla borç binmez sırtıma yani. Hiç hoşuma gitmiyor bu Antalya meselesi. Yeni evli adamın ne işi var ya karısından uzakta? Tam da evi taşıyacakken, beraber yaşamaya başlayacakken. Ama aşkım, eğer ben ailesine sırtını dönen bir adam olsaydım... ...beni yine sevecek miydin yani? Seninle evlenerek ben de aileme sırtımı döndüm Bora. Teşekkürler. Aşkım onu ben alayım artık ya. Dur, onu da alayım ben. Sen bunu al. Yarın konuştuğumuz gibi başlıyoruz. Tamam, ev tarafı bizde. Tabii tabii, o taraf bizde. Ofis tarafı da bende. Zaten hepinizden önce geliyorum. Bakın, Selin'in bunlardan katiyen haberi olmayacak ha. Tamam. Yani Demir Bey'e tek bir yalan daha söylemeyecek. Bu planı onu karıştırmıyoruz. Ay tamam tatlım, anladık, merak etme. Selin'le Demir... Yaptığımız hiçbir şeyin farkında olmayacak. Evet ama eğer yakalanırsak da Demir suçlayamayacak. Çünkü Selin mağdur durumda olacak. Aynen. Herkes için net mi? Çok net. Işıl ışıl. Ay inşallah dua edelim de işe yarasın değil mi? Yarayacak tabii, adım gibi eminim. İyi o zaman. Hadi görüşürüz. Öptüm hepinizi. İşte hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Hadi canım, hadi kolay gelsin. Hadi sana da kolay gelsin. Hadi. Merhaba, hepime bir taksi rica edebilir miyim? Teşekkürler. Gittiğini sanmıştım. Sana iyi geceler demeden gideceğimi düşünmedin gerçekten değil mi? Sıkıntı yok İbo ya. Yani içinden geldiği gibi davranabilirsin. Kasma yani. Mesaj atsan da olurdu. Bunu daha ne kadar sürdüreceksin Ayda? Neyi? Ne yapıyorum ki ben? Bu arkadaş tavrından bahsediyorum. Bora'yla aynı muameleyi görmem gibi mesela. Sarılmak yerine tokalaşmalar. Benden rica ettiğin şeyi yapıyorum bu. Niye bu kadar yadırgadın? Senden bir şey rica etmiştim evet. Birazcık anlayışlı olmanı rica ettim. Bu mu gösterdiğin anlayış? benim duygularımdan eminim İbo. Ama senin duygularından emin olmanı, seni sevgilin olarak bekleyemem. Hiç kusura bakma. Bu yaptığın çok kırıcı bir şey. Hayır, arkadaşlarının ne söylemesinden korkuyorsun? Hı? Ne diyecekler de benle ilgili kafan karışacak? Ben kafam karışacak demedim. Ne dedin peki? Ayda, biz ne yapalım biliyor musun? Hı. Bu konuyu sen sakinleştiğinde konuşalım. Çünkü ben ne dersem inanmayacaksın şu an. İyi geceler bak. Dediğim gibi, kim hangi saatte nereyi kullanacak hepsi burada. Kafan karışırsa buradan bakarsın. Evet, bunu da hallettiğimize göre artık diğer meseleyi konuşabiliriz. Duydun mu beni Selin? Anlamadım. Bir şey mi dedin? Selin, lütfen. Bir ara ver müzik dinlemeye. Hay Demir, bir dur ya. Bir dur. Sen beni anlamıyor musun? Daha sonra müzik dinlersin. Dikkatini bir şuraya ver. Şu hale bak ya. Ay, yatılı okulda okuduğun çok belli. Çizelge falan. Gözünün önünde dursun diye mutfağa asacağım bunu. Ve sen de uyuyacaksın. Hepsini yazarken sordum, kabul ettin. Dinlemedim ki. Dinleseydin. İyi Demir, rahatlamışsındır. Yazdın çizdin madem. Bir şey diyeceğim. Ya çok güzel bir film buldum, Korkunç'tan. İzleyelim beraber ha? Teşekkür ederim ama almayayım. Bundan daha korkunçlu bir film olamaz. Ayrıca işimiz daha bitmedi. Daha misafir meselesini konuşacağız. Misafir. Alara. Ay Demir, lütfen bak sana yalvarıyorum. O kız bu eve gelmesin ya. O kadar ifrit oluyorum ki bu evi yakasım geliyor. Vallahi. Merak etme, bir daha gelmeyecek. Ya tamam, daha önce de uyarmıştım biliyorum. Ama her fırsatta çat kapı geliyor. Yine yapacak, ben sana söyleyeyim. Alara New York'a taşındı. Artık onu görmeyeceksin. Gerçekten mi? Gerçekten mi Demir? Ay ben adak adamıştım ya. Yarın gideyim de hayrına bir ev dizayn edeyim. Çocukları sevindireyim, açları doyurayım. Allah'ım biraz da gitsin New York'lar uğraşsınlar cadısıyla. Selin, misafirler. Hı, tamam. Benim için hiç fark etmez. Kim istiyorsa gelsin, isteyen gelsin, isteyen gitsin. Hiç umurumda değil vallahi. Gelemez kimse. Şirkettekiler aynı evde yaşadığımızı biliyor artık. Sabah uyandığımda ya da akşam eve geldiğimde bir çalışanımla karşılaşmak istemiyorum. Tamam. Kimse gelemez, tamam. Dur bir dakika, bir dakika. Şimdi benim arkadaşlarım da mı gelemez yani? Sonsuza kadar. Merak etme Selin'ciğim. Ev meselesini hallettikten sonra kendi evine istediğini çağırırsın. Evet, artık anlaştığımıza göre ben yatıyorum. İyi geceler. Demir. Efendim Selin. Ya bu Yıldırım Bey işleri durdurma kararını Alara meselesi yüzünden mi aldı? Yani Alara ile aranızda bir şey olmadı değil mi? Yıldırım Bey'e bu kadar sinirlendiğine göre. Yani sanki uygunsuz bir şeyler olmuş gibi. Demir, siz Alara ile sevgili değildiniz değil mi? Hiç boşuna şirinlik yapma Selin. Hala kızgınım sana. Selin ya, sen ne yapıyorsun? Niye soruyorsun ya? Niye karıştırıyorsun? Öyle mi oldu, böyle mi oldu? Ah be Demir. Ne yaptın da bu kız bu kadar beklentiye girdi? New York'a gidecek kadar asabı bozulmuş demek ki. Yalnız Alara'nın sinirini bozmak da o kadar kolay değildir. Al işte. Taktı kıza, taktı. Kız gitti, bu hala takık. Sakız. Pişt. Sakız. Demir bir şey yapmamıştır değil mi? Belki de Alara yüz bulamadığı için gitmiştir oraya kadar. Ne diyorsun? Ama yüz bulmasa niye koysun adamın peşinden o kadar, değil mi? Ay demek ki bir şey oldu Alara'yla. Olmadı de. Sakız olmadı de lütfen ya. Yok, ben bunu ikna edemem. Kendi kendine geçersiz işlem yürütüyor resmen. Alara ile Demir. Düşünmek bile istemiyorum. Düşünme o zaman Selin. Yat uyu. Sen beni mi dinliyorsun? Uyutmuyorsun ki. Sesin yukarı kadar geliyor. Tamam, yatıyorum. Düşünme demesi kolaydı. Kolay. Düşünme Selin. Selin düşünme. Düşünme Selin. Selin düşünme. Selin! Ya, bir sabah ya. Şu eve taşındığımdan beri bir sabah sorunsuz, sıkıntısız uyanmadım ya. Ondan sonra Demir niye suratsız? Suratsız olur tabii. Selin! Adam doğru düzgün uyanamıyor ki. Selin, aç şu kapıyı. Selin, senin bu saatte ne işin var banyoda? 7.30'a kadar banyo benim demedik mi dün gece? Tamam işte. Saat 7.30. Saat sabah 6.30 Selin. Sen bu saatte yataktan bile kalkmazsın. Mahsus yapıyorsun değil mi? Sırf beni sinir etmek için. Sırf benim koyduğum kurallara uymamak için. Sabaha kadar senin yüzünden uyuyamadım. Sonra döndür sıkılıp kalktım. Saatte karıştırmış olabilirim, ne var? Kesin öyledir. Aman be, söylenme sabah sabah. Geç banyo senin, geç. Ne oldu? Niye bakıyorsun öyle? Aa, ne bakacağım be, bakmıyorum. Kesin öyledir. Ya bu ne, içeriği buhar yapmışsın, göz gözü görmüyor ya. Hamam olmuş, hamam. İçerideyiz kızlar. Hah, güzel. Yalnız Demir Bey'e dikkat edin, her an çıkabilir. Çünkü sabahları bahçede kata çiziyor. Ne çiziyor? Ya yoga gibi bir şey işte. Ayol, o kadar kas. Yoga ile olacak iş mi? Ne diyorsun sen Firuze? Hiç anlamıyorum. Hadi yürü, bir an önce bırakalım, yakalanacağız. Tamam, yürü. Aa, notu bırakmayı unutmadınız değil mi? Unutmadık. Not burada. Siz yazmadınız değil mi notu? Vallahi el yazınızdan falan tanırlar ha. Herhalde çiçekçiye yazdırdık. Nereye bırakalım? Yani fark edilecek bir yer olsun. Ama öyle çok da göze batmasın ha. Tamam, masaya bırakın işte. Acaba kapıya mı bıraksak? Böyle de sanki eve her gün gidip gelen biri buraya bırakmış gibi olacak. Ya masanın üstü iyidir, oraya koyun. Hem bilen biri gibi olsun. Daha iyi. Ama acele edin ha, vallahi yakalanacaksınız artık. Tamam. Ay İbo ya, ödümü kopardın. Sen ne zaman geldin? Bütün gece uyumadım. Asabım çok bozuk. Ofise geçmeden seni yakalarım diye geldim ama işim varsa sonra konuşalım. Yok işim. Yani hallettim. Kahve içer misin? Firuze, şu karta yazdığın not benim hiç içime sinmiyor. Nedenmiş o? Kız güzel, hayranları olmayacak mı? Selin'in güzelliğini tek takdir eden kişinin kendisi olmadığını anlasın Demir. Ay, tamam da yani bu sözler... Sözler çok şey oldu yani, nasıl desem, ucuz. Ay, ucuzmuş. Ben Ben onu ömrüm boyunca bana edilen iltifatlardan derledim. Yılların süzgecinden geçmiş sözler bunlar. Çok işe yarıyor, çok. Kusura bakma ama ben de dünyanın en iyi aşk romanlarını okumuş biriyim. Aşk ve Gurur, Anna Karenina, Nazım ile Piraye. Klasikler. Tamam. Bir dahaki sefere sen yazarsın. Hadi uzatma. Bir ses duydun mu? Selin mutfağa gitti. Demir, senin gece kafana bir şey mi düştü ya? Ay, içine oturdu tabii. Dayanamadın. Sen de sabahın köründe bana çiçek sipariş ettin. Ay yoksa Vedat mı gelip bıraktı? Tabii. Vedat'a getirtmiştir. Bu not senin el yazına da benzemiyor. Ay yoksa Vedat'a mı yazdırdın ya? Of! Adamın yüzüne utançtan bakamıyorum zaten. Ay olsun sen... Ya sen yine de çok tatlı bir adamsın ya. Yıldırım Bey işleri durdurma kararını... Alara meselesi yüzünden mi aldı? Yani... Alara ile aranızda bir şey olmadı değil mi? Bu kadar sinirlendiğine göre yani sanki uygunsuz bir şeyler olmuş gibi. Demir, siz Alara'yla sevgili değildiniz değil mi? Of! Ya gerçekten suçluluk mu duyuyorsun ondan mı? Böyle karısına durduk yere çiçek alan adamlar var ya. Öyle mi yoksa? Eh be Demir. Ah be Demir. Kim bilir Paris'te ne hatlar yedin gerçekten. Evet, merhabalar. Hazır mıyız bakalım ikinci seansa? Ayda. Ya bir sen eksiktin tam oldu. Değil be İbo. Sardın bu adamı başımıza. Sana da sorardım bunun hesabını ama. Demir! Ayda ben çok yoruldum bu olup bitenlerden. Evet, sıkıldığını görüyorum. Bekliyordum zaten böyle bir şey. Benden ayrılmak istiyorsun. Nereden çıktı o? Ben senden mi ayrılacağım? Yok öyle bir şey. Çok yanlış anlamışsın sen. İbo, sürekli sıkıldım, yoruldum deyip duruyorsun. Yani bütün bunlardan ne anlamam gerekiyordu? Etrafımızda olanları diyorum. Olaysız tek günümüz yok. Ve hiçbiri bizimle ilgili değil. Selin'le Demir'in sırları. Bora'yla Merve'nin evlenme meselesi. Sürekli başkalarının hayatlarının içindeyiz. Ben ne ara sevgilimle yalnız kalacağım? Bana bir söyler misin? O başkaları dediğin insanlar benim arkadaşlarım İbo. Ben zaten en yakın arkadaşımın aşık olduğunu, hatta aşk acısı çektiğini bile göremedim İbo. Göremedin evet. Ama kendi ilişkin yüzünden değil. Bora ile Merve'ye kafa yorduğun için göremedin. Burak'la Selin arasını yapmaya uğraştığın için göremedin. Birazcık geride durup kendi hayatını yaşasaydın, olan biten her şeyi daha net görürdün. Arkadaşlarımın dertleri varken kenara çekilemem İbo. Evet. Sabahın köründe yine telefonla başına iş alacak operasyonlar yaparsın. Bak bilmeden konuşuyorsun. Sadece 2 cümle duydum. Ya biz gerçekten iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ben sizinle tanıştığımdan beri hep iyi şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Sürekli ters tepiyor. Birazcık geride durmayı dene. İşine, sevgiline odaklan. Bize odaklan. Hayatı elinde oyuncak etmeye çalışmadan yaşamayı dene. Bunu yapabilir misin Ayda? Ha? Bunu bir düşün. İyi düşün ama. Ben beklerim. Ama siz bıraktığımdan da daha kötü haldesiniz. Ne oldu? Dün gece bir şey mi oldu? Evet. Hayır. Demir Bey evi ayırıyor. Öyle uygun gördü kendisi. Saatler, kullanım alanları, kim ne zaman nerede olacak. Eve misafir yasağı bile koydu. Evi yaşanır kılmaya çalışıyorum Bünyamin Bey. Tabii. Hep suçluluk duygusu bunlar. Yüzüme bakamıyor, yüzüme. Ben de bana sinirli sanıyorum. Karşılaşmak istemiyor sanıyorum. Halbuki derdi başkaymış. Bir dakika. O ne demek pardon? Neyin suçluluğunu duyuyormuşum ben? Ha, bir de bilmezden geleceksin. Bravo, ben artık hiçbir şey demiyorum. İnanılır gibi değil, gerçekten. Görüyorsunuz değil mi Bünyamin Bey? Hem suçlu hem güçlü olmak böyle bir şey işte. Onu şey yapalım, bir saniye, bir dakika. Bunların üzerinden biz teker teker geçeceğiz. Siz Demir Bey tam olarak evi niçin ayırmayı düşünmüştünüz? Hah, çizelgesi bile var. Getireyim. Pardon. Şimdi böyle söylüyor ama o çizelgeyi birlikte hazırladık şu masada. Beni kötü gösterecek ya. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapayım aşkım? Eve giderim, valizi hazırlarım. Akşam beraber hazırlardık ya. Niye uğraşacaksın ki şimdi? Yok, akşam olmaz. Akşama başka özel ve güzel planlarım var. Valiz hazırlamakla falan uğraşamam akşama. Bora, yani birkaç gün desen tamam. Hadi bir hafta desen de tamam. Ama birkaç hafta nedir ya? Ya Merveciğim tam iş başı yapacakken bunları tekrar mı konuşalım? İşine odaklan şu anda, bunları düşünme ya ne olursun. Düşünüyorum ama elimde değil. Yani ne bileyim kızlar düğün organizasyon yapıyorken... Burak kendi evini bizim için dekore ettiriyorken sen gidiyorsun. Aşkım, ya ben de karımı burada bırakıp gidiyorum diye zil tıkıp oynamıyorum ki ya. Ben de üzülüyorum ama geleceğim. Tamam mı? Hı? Gülümse ya biraz. Gülümse biraz daha. Bak sana akşama kendi el cihazlarımla öyle romantik, öyle mükellef bir sofra kuracağım ki bak gör. Bak gör yani. Tamam. Gidiyorum. Hadi selam söyle bizimkilere. Gülümse. Günaydın Demir Bey. Benim Azmiye. Ay boncuğum sen miydin? Demir Bey sandım, o da erken geliyor ya işe. Ay beni bunlar yakalayacak diye ödüm koptu. Ay ne var canım? Şirkete gelen her şeyi sen teslim almıyor musun zaten? Ondan değil herhalde. Çiçeğin üzerine koyacağımız notları yazmaya çalışıyoruz. Ver bakayım ne yazdın? Henüz taslak halindeler ama... Al, oku. Azmiyeciğim, bunlar biraz şey olmamış mı ya? Ney? Müstehcen. Senin yediğin hatlar yüzünden karıştı ortalık. Nasıl temizleyeceğimizi şaşırdık. Ay mesafeli yazıyorum, soğuk oluyor. Arzulu yazıyorum, müstehcen. Samimi yazmayı denesen. Al da kendin yaz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Al. Ver. Ne güzel çiçekmiş bu böyle. Çiçek işte. Fazla anlam yüklemeyelim. Ha? Kart da varmış. Bu çizelgede sıkıntı var. Evet. O çizelgenin kendisi sıkıntı. Yok. Çizelge hazırlamanız doğru bir şey ama... Bu tarz şeyler sizi birbirinizden uzaklaştırır. Aranızdaki iletişimi zayıflatır ve birbirinizi zinhar anlayamazsınız. Biz birbirimizi gayet iyi anlıyoruz bence. Sorun anlamaza yatma eğiliminde olunması. Ben anladım. Ben çok net anladım, sen hiç merak etme. Ne anlamış olabilirsin acaba? Bırak Allah aşkına ya. Bunlar çok klasik, çok klişe hareketler. Bünyamin Bey, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz acaba? O elinizdeki çizelge tek... Biz ilk önce sizin aranızdaki duyguları çözmeye çalışalım. Oralara hiç girmeyin bence. O konu bir yere çıkmıyor çünkü. Adamın hayatı karışık sinyaller göndermek. Arkadaşım, ne zorluyorsun? Yerine ulaşmıyor işte. Ben mi? Peki ne gibi karışık sinyaller gönderiyorsunuz arkadaşım? Aramıza mesafe koyuyorum. Bundan daha net bir sinyal olabilir mi? O benimle uğraşıyor. Mesela dün akşam mutfakta kendi kendime sakince yemek hazırlıyorum. Geldi, işimiz oraya koşacak ya. Kaşığı aldığı gibi çocuk gibi kaçtı yukarı. Siz ne yaptınız? Ne yapacağım? Gidip elinden aldım tabii ki. Gayet mesafeli bir şekilde. Güzel, çok güzel. Bakın tam bir yırtıcı hayvan gibi. Avını kovala, köşeye sıkıştır, yakala ve ödülünü al. Tam bir çita gibi. Siz Selin Hanım, bu kaşığın özel bir anlamı var mı? Kaşıkla veririm, kepçeyle alırım mı demek istiyorsunuz? Özel bir mesaj mı vermeye çalışıyorsunuz? Yok ya, ne mesajı? Her şeyi ayırıyor. O kaşık da benim için özel. Ben onu ta memleketten getirdim. Şimşir o, şimşir. Aa, şimşir kaşık mı? Evet. Ben de mutfakta şimşir kullanıyorum. Ben de. En sevdiğim şimşir, şimşircim var benim. Karaköy'de. 3 alana bir tane bedava veriyor. Size de öneririm. Çok affedersiniz ama anladığım kadarıyla bugünlük seans bitti. Şimşir kaşık muhabbetine girdiğinize göre ben ofise gidiyorum. Siz niye sinirlendiniz Demir Bey? Neden? Bakın, ben size daha mantıklı olacağını düşündüğüm bir çizelge hazırladım. Üstelik bu akşam uygulamanız gereken 3 tane de ödev var burada. Siz bunları yapın, daha sonra tekrar konuşalım, olur mu? İyi, sonra bakarım ben bunu. Bir dakika. O sadece senin değil. Ben... Allah Allah. Bunu da tahmin ettiğim için ben bir kopyasını daha çıkardım. Buyurun, bu da size. İyi günler. Of! Ay, altı üstü bir not yazacağız. Bir türlü bulamadık. Yok. Yanlış yerden bakıyoruz çünkü. Bize bir erkek bakış açısı lazım Azmiye. Günaydın. Ha, çikolatalar bunlar mı? Bunlar ama üzerine koyacağımız notu yazamadık bir türlü. Of, beynimiz yandı Ayda ya, ne zormuş. Aa, Ayda, acaba İbrahim Bey'e mi yazdırsak? Şöyle taş ötesi bir adamın yazdığı belli olsa. Aman yok Azmiye ya, sormayalım ona bir şey. Uzak dursun bizim işlerimizden. Aa, sana ne oldu be? Yoruluyormuş beyefendi. Ya. Aman odağımız Selin, odağımızdan uzaklaşmayalım. Sizin dertleriniz biraz ötede dursun canım. Aa. Tamam. Bana başka çare bırakmadınız. Aa. Bu ne boncuk? Bakın bunlar çok özel ama ha. Selin için kendi kişisel kaynaklarımı halka açıyorum. Alın bakın için. Bunlar Bora'nın bana yazdığı bütün notlar. Yani çiçekle, hediyeyle falan gelen notlar işte. Çantama, cebime, çekmeceme bıraktığı notlar. Merve bu çok güzel. Ya ben kocamı şimdiden özledim ya. Ay çok romantik. Neymiş romantik olan? Ayol bu siz misiniz Burak Bey? Kızlar iyi misiniz? Biraz telaşlı görünüyorsunuz da. Sen de bayağı formda görünüyorsun Burak. Ne yakışıklılık ya. Burak yıkıyorsun ortalığı vallahi. Patron olmak yakıştı sana. Teşekkürler. Özledim. Yine ne karıştırıyorsun acaba Selin? Şu hale bak ya. Gelip kahvesini bile almamış. Sırf benimle karşılaşmamak için. Sen nasılsa şirkete geleceksin. Kaç bakalım Selin. Nasılsa şirkete geleceksin. Özlemişmiş. Kim göndermiş Selin'e bunları? Bilmem yani. Belki bir müşteri falan göndermiştir. Günaydın Demir Bey. Günaydın Azmiye Hanım. Demir Bey, şirket yapılandırmasıyla alakalı konuşalım mı biraz? Buyurun Burak Bey, konuşalım. Selin'cim, kimden gelmiş onlar? Kart da varmış. Ne yazıyor? Mesafeler dokunmaya engel, sevmeye değil. Ay bir şey oldu. Ay tıkandı kız. Abi su iç. Ay açamadım. İç. Ay Selin'cim ne oldu ya birdenbire? Yok ya bir şey yok. Müşteriden gelmiş. Ben bir yüzümü yıkayıp geleyim. Bize niye söylemiyor be? Gördün mü işte? Bu kız her şeyi saklıyor böyle. Sonra anla kimi seviyor, onu kim seviyor, ne yapıyorlar falan. Ya o değil de bizden sakladığına göre Demir Bey'den de saklamasın. Demir Bey gördü ama. Ha. Öyle delen gözlerle baktı çikolataya. Ay şu kartı da ortalığa bırakalım da iyice görsün. Ben yarın eve bir çiçek daha gönderirim. Hmm. Fazla olmasın. Ay olmaz. Üzerine de daha arzulu bir not. Sanki böyle beklemeye tahammülü kalmamış gibi. Azmiyeciğim ya aşık edelim derken delirtmeyelim iyice Demir Bey'i. Ay delirsin. Ayda Hanım inşaat mühendisi olduğu için yapı tarafında olacak. Alt kadrodan da kendi asistanlarını seçmek isteyecektir doğal olarak. Ayda ve ekibi durumu en net olan elemanlardan. Ha bir de Selin. İç mimarı olduğu için benim yanımda olacak. Yalnız Selin Hanım dün istifasını verdi. Siz yeni adaylarla görüşmeye başlayın bence. Hemen mi istifasını verdi? Deli ya. Benim tarafıma geçecek ya, o yüzden yapmıştır. Ben böyle bir şeye gerek olmadığını söylerim. O yüzden vermedi istifasını. Bu şirketten ayrılmak istediği için verdi. Başka bir yerde çalışmak istiyor. Tabii. Mutsuz çünkü. Ama ben dün bütün ekibe benim tarafımda sizin kurallarınızın geçerli olmadığını söyledim. Öyle mi? Dediğim gibi, bu Selin Hanım'ın kendi kararı Burak Bey. O yüzden kendisiyle konuşursunuz. Yetenekli bir iç mimar. Yeniden yapılanmaya girecek bir şirkette vakit harcamak istemeyebilir. Çoktan konuştum ve benimle çalışmayı kabul etti. Size de istifayı bu yüzden vermiştir. Evet, devam edelim mi? İstifa mı ediyorsun? Patronun aşk yasağı var. Ve ben patronuma aşık oldum. Yapacak bir şey yok. Demir Bey. Demir, daldın. Pardon. Evet, ne diyordun? Ay ne güzel bir sabah değil mi? Ay vallahi ben de çok mutlu uyandım bugün. Yani böyle neşe doluyum. Senin sabahın nasıldı Selin'ciğim? Yani nasıl başladın güne? Böyle heyecan verici, şaşırtıcı bir şeyler oldu mu hiç? Demir benden uzak duruyor. O kadar yakınlaştıktan sonra hem de. Ne kadar yakındınız ki? Ayola pişmişler ya. Aa. Vallahi ben yumurtlamadım bu sefer. Ben yumurtladım. Bırak şimdi kim yumurtla diye. Sen bana detay ver. Ne demek uzak durmak? Ne kadar uzak? Neredeyse yüzüme bile bakmayacak. Ay ama çok hayal kırıklığına uğradı Demir Bey. Birden yelkenleri suya indiremez ya. Sabah niye bana bu kadar yalan söyledi deyip akşamını öpecek hali yok herhalde. Ay ne öpmesi ya? Elimden kepçeyi bile almıyor. Ne kadar? Nasıl ya? Eve ayırıyor. Odaları, dolapları, odalarda geçilecek saatleri bile. Ya benimle karşılaşmamak için çizelge bile yapmış. Çok sinirli şu an, normal aslında. Evet yani biraz yatışana kadar sabredeceksin artık arkadaşım. Ben de öyle düşünüyordum. Ama onu sinirden yapmıyor. Utançtan yapıyor. Aa, ne utanması be? Ayol adam seni öptü diye utanacak hali yok. Beni değil. Alara'yı. Onu da öpmüş. Ay yok artık. Bilmiyorum. Artık bir hatlar yemiş ki kız New York'a taşındı. Yıldırım Bey'in işleri de sonlandırıldı. Ya bu sizce basit bir arkadaşlık bitirmeye benziyor mu? Aman tatlım bırak şimdi Alara'yı falan. Öyle. Bırak diyorsun ama. Bırakacaksın. Eski meseleler onlar. Siz Demir Bey ile kalbinizi açtınız birbirinize. Bundan sonrasına bakacaksın. Peki uzak durma meselesini ne yapacağız? Ne yapacağız? Selin, sen bu adamın yanında hiç düştün mü? Ay düşmez olur muyum ya? Merdivenden, çatıdan, verandada dönerken. Ama vallahi kasıtlı yapmadım. Zaten yarısında onun yüzünden düştüm. Ay tuttu mu seni? Ay tutmaz olur mu ya? Vallahi refleksleri çok iyi böyle. Havada yakaladı. Ay çok romantik. Ay tutacak tabii tutacak. Korumacı bir tip Demir Bey. İçgüdüsel bir şey zaten bu. Biz de onun içgüdülerini harekete geçireceğiz. Nasıl? Sen düşeceksin, o tutacak. Sen bir daha düşeceksin, o bir daha tutacak. Göz göze kalacaksınız. Her şeyi unutana kadar uzun uzun bakışacaksınız. Sonra da Demir Bey seni affedecek. Kızlar bu sorunu da çözdüğümüze göre sıra geldi çizelge sorununa. Personelin durumunu ve müşterileri konuştuk. Ne zaman taşınacaksınız? Şirketi taşımayı istemiyorum. Madem koordineli bir şekilde çalışacağız, aynı mekanda çalışmamız daha verimli olur. Bence de öyle. Bana uyar. Yalnız dışarıdan gelenler iki ayrı şirket olduğumuzu görebilmeleri için mekan düzenlemesine ihtiyacımız var. Artık yönetici olduğuna göre de kendi odanı geri isteyeceksindir herhalde. Ama burada tek bir yönetici ofisi var. Ben her zaman ekibimle iç içe oldum Demir. Araya ne duvar koydum ne kurallar. Bu gördüğün kapı bile her zaman sonuna kadar açıktı. O yüzden sen ofisinde rahat rahat çalış. Ben ekibimin yanında olmayı tercih ederim. Tamam. İstediğin gibi düzenle. Başka bir şey? Yapı tarafının kendi logosu olacak değil mi? İç mimarlık logosunu biz kullanacağız çünkü. Nasıl istersen. Yani şimdi o çizelge Demir'de değil ama o üşenmez, yeniden yazar. Ya acaba Demir Bey'in kurallarına mı uysan Selin? Yani biraz suyuna gitsen. O zaman iletişimimiz azalır. Zinhar birbirimizi anlayamayız. Zinhar ne be? Ya tamam, biraz ayrı kalırsınız ama ya aynı evdesiniz sonuçta. Şimdi mesela senin mutfak saatinde yangın çıksa girmeyecek mi içeri? Ay çok iyi fikir. Trajediler insanları birbirine yaklaştırır. Aa, Demir'le aram düzelsin diye evi mi yakayım yani? Yok, hayır hayır, o olmaz. Ev ortak alanları. Ev yanarsa her şey biter. Musluk bozulsa mesela, Demir Bey pat diye banyoya girmez mi? Nasıl bozuluyormuş ya? Ustam ya! Bir dakika ya, malzeme işçilik 1. sınıf. Ben yaptım o tesisatı. Tamam ustam ya, senden ötürü değil ki biz... Ondan ötürü hani olursa diye. Demir asla inanmaz musluğun bozulduğunda. Beni suçlar, biliyorum. Ha, o şekilse ben bozarım. Anlamaz. De, ne amaçla? Yok ustam ya, vallahi. Ben vazgeçtim. İstemiyorum vallahi. Ben çok bunaldım ya. Kim bunalttı seni ya? Demir Bey mi? Ha? Alırım vallahi dalağını. Ustam bir şey de alma artık ya. Yerinde kalsın lütfen. Hem bana bak. Bu senin evine zorla mı yerleşti? Ha? Bana bak, bana böyle bir durum oldun. Niye söylemiyorsun sen? Ha? Kulağından tutar atardım dışarıya ya. Demir Bey arıyor. Efendim Demir Bey? Terastayız Demir Bey. Tabii Demir Bey. Hemen geliyoruz. Ay kızlar, hemen bizi aşağı çağırıyor. Burak'la duyuru yapacaklarmış. Yemin ediyorum sana. Ustam Allah aşkına bir şey yapma ya. Biz Demir Bey'le anlaştık, bir sorun yok. Merak etme. Gel bir öpeyim, pamuk gibi ol, gel. Oh. Hadi. Geldim, tamam. Bunları da bırakmayın burada böyle. Artemim İç Mimarlık ve Artemim Yapı bundan sonra 2 ayrı yapı olarak yollarına devam edecek. 2 ayrı şirket, 2 ayrı yönetici ve işleyiş olacak. Aydacığım sen yapı tarafında olacaksın. Demir Bey'le devam edeceksin. Çalışmak istediğin asistanları da zaten kendin belirlersin. Tamam. Merve, sen iç mimarlık tarafında olacaksın. Müşteri portföyümüze daha çok yarar. Gelirim tabii. Teşekkürler. Selin, sana gelince... Tabii ki benim yanımda olacaksın. Burak... Ben dün istifamı verdim. Ne yaptın? Ne demek istifamı verdim ya? Ay aşk olsun Selin, hiç söylemiyorsun da. Yani çünkü keyfiniz çok yerindeydi, bozmak istemedim. Arkadaşlar bir sakin olun. Biz Demir Bey'le konuştuk. İstifa etmene gerek yok Selin'ciğim. Yeni yapılanmada zaten iç mimarlık tarafında olacaksın. Demir Bey'e de uyuyor yani. İstifanızı işleme koymamıştım zaten Selin Hanım. Peki, tamam. Bana uyar. Selin'in de kendi ekibi olacak. Muharrem Usta çalıştığı işçileri 2 tarafa da dağıtacak. Ama kendisi 2 şirketinde ortak çalışan olacak. Azmiye ve Ferruh, siz de öyle. Nasıl olacak ki o acaba? Yani haftanın günlerini mi bölüşeceğiz? Pazartesi sizdeyim, salı günü Demir Bey'in şirketindeyim gibi mi? Öyle bir şeye gerek yok. Mekanı ortak kullanıyoruz. Kimse bir yere gitmiyor. Ay gerçekten mi ya? Ay vallahi süper bir karar. Oh be, hiç taşınmak istemiyordum zaten. Tek otobüs geliyor buraya. Mekan düzenlemesiyle alakalı yeni çizimleri ben yapacağım. En hızlı şekilde uygulamaya geçirip yerleşiriz. Merve Hanım, yapı işleriyle ilgili dosyaları bana aktarırsınız. Tabii. Hayırlı olsun arkadaşlar. Teşekkürler Demir Bey. Mesafeler dokunmaya engel, sevmeye değil. Azmiye hiç boş geçer mi? Tam isabet. En az 4 eleman daha alacağımızı düşünürsek... ...iki şirket içinde ortak bölünmüş alanlar yaratmamız gerek. Dinliyorum. Yani masaların yerlerini çok değiştiremeyiz ama... ...renk kodları kullanabiliriz. Güzel. Yani kurumsalları da farklı olur zaten iki şirketin. Dışarı ve içeri 2 tabela asabiliriz. Ama boş oda yok. Ya sen benim odamı mı kullansan yönetici olarak? Ha? Gerek yok Ferruh. Sadece büyük 2 kişinin rahat çalışabileceği bir masaya ihtiyacım var. Selin'le ortak çalışacağız. Ya masamdan ayrılıyor muyum yani? Aradaki paravanları kaldırırsak daha verimli olur. Sana her zaman ihtiyacım olacak. Tamam o zaman. Evet. Kartal kondu, kartal kondu. O ne demek ya? Bak Burak, bu örnektekileri bize uydurabiliriz. Çok temiz çizgilerle ayrılmış ve ortak dokuda kaybolmamış. Evet, senin dediğin şekilde ilerleyebiliriz. Ne? Özledim. Uğraştığımız şeylere bak ya. Ne? Kadınlar... Tanıdım... Yalnız seni istedim. Bir... Tek... Seni özledim. Bunlar boş. Mesafeler dokunmaya engel. Sevmeye değil. Allah. Çok güzel. Bir şairimiz eksikti. Kimsin arkadaş? Nereden çıktın ya? Kolay gelsin. Ayda burada mı? Gelmedi. Şirkette toplantıları varmış. Anladım. Kolay gelsin. Sen dur bakalım bir delikanlı. Buyurun Firuze Hanım. Ne derdiniz var sizin Ayda'yla? Niye aranız bozuk? Bozuk değil. Bir derdimiz de yok. Boşuna uğraşma çocuğum. Firuze var diyorsa vardır. Ben şunu anlamıyorum. Neden herkes birbirinin hayatına müdahil oluyor? Siz, arkadaşları, patronları, müşterileri, herkes birbirinin özel hayatına karışıyor. Sizce normal mi bu? Tabii sen de çok haklısın evladım. Çok haklısın da Ayda da tabii arkadaşları için yapıyor böyle bir şeyleri. Ne de olsa çevresi var. Bence herkes kendi işine baksın. Ayda da kendi hayatına odaklanırsa sorun kalmaz. Uçurtmayı seviyorsan kuyruğunu koparmayacaksın. Koparsa bir daha uçamaz. Ayda'nın yapması gereken şeyler var. Mani olma çocuğum. Mutsuz edersin kızı. Size kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Ah, ah. Kim ya bu ayarsız? Bilmiyorum Vedat. Bilmek de istemiyorum. Saçma sapan konuşma. Resmen yürüyor oğlum bu kıza. Kim bu dingil? Selin karta bakmayayım diye yırttığına göre tanıdığı biri. Belki de benim de tanıdığım biri. Kim? Kim var oğlum sizin ortak tanıdığınız? Buraya gelen çocuk olmasın? Neydi adı? İbo mu? Ha. Yok canım ondan arkadaş. Çocuğun sevgilisi var zaten. Olsa olsa... Yani Burak'tır diyeceğim ama... Bilmiyorum işte Vedat ya. Al iç. Soğuk su. Sana iyi gelir şimdi. Ya Vedat, insanın üstüne gelme işte be. Bilmiyoruz yani şimdi kim yazdı bu notları öyle mi? Ama sen hak ettin. sana müstehap. Sen bırakırsan birisi uzanır o eli tutmak için. Vedat. Öyle. Hiç ağlama. Kızı iteleyip duruyorsun oğlum. Yalan söyledi diye affedemiyormuş. Ne yapacak bu kız? Ömür boyu seni mi bekleyecek? Kendi bilir. Demir'im, affetmemek insanın içinde yanan bir ateş. Sen o ateşle gider dünyayı fethedersin. Ama affedilmemek, işte o çok yorar insanı. Yaslanacak bir yer ararsın. Gideceği varsa gider zaten. Kızın gideceği yok da sen zorla gönderiyorsun oğlum ya. Bak bu herif yolunu da yapıyor. Senin duvarlarına çarpmaktan yorulunca tutacak elinden. Belli ki senin gibi şuursuz da değil bu adam. Üzmez kızı. Hatta ilk fırsatta nikaha da basar. Bana bak. Selin o evden üstünde gelinliğiyle, yanında kocasıyla çıkar gider. Sen de böyle baka kalırsın. Aç gözünü artık. Bir şey oldu mu lan? Getir bakayım. Bir şey yok. Bırak. Gidiyorum ben Vedat. İnadını kır, inadını. Bardağımı ne kırıyorsun? Takımları bozdun. Uzak dururum ama çiçek yollarım. Burak'ın tarafına geçmene izin veririm ama tavır yapıp eve gelmem. Seni anlamak ne mümkün Demir Erendil. Benim de işim bitmişti. Çıkıyordum mutfaktan. Ben Vedat'ta yedim zaten. İyi. Ben odama gidiyorum o zaman. İster verandada, ister salonda, nerede istersen orada otur. Bünyamin Bey'in verdiği kağıda bakabildin mi? Bakmadım. Ve Bünyamin Bey'in ödevleri eksik zaten. Niye gelip duruyor o zaman bu adam? Sen istemiyorsun, ben istemiyorum. İbo istedi diye mi? Başta bize iyi gelir diye düşünmüştüm. Ama gelmedi. Yani bilmiyorum. Gerçi daha yeni başladık. Zaten buna şu an karar verebilecek durumda değilim. Demir Erendil'in kuralları, Bünyamin Bey'in ödevleri, Burak'ın düzenlemeleri. Uf, vallahi yoruldum. İyi tamam, deneyelim. Ölmeyiz herhalde. Evet. Ne? Sen bunlara baktın mı? Fırsatım olmadığı için. Öyle güven düşüşü falan varsa sen beni zaten tutamazsın. Onu geçelim. Selin Hanım ve Demir Bey aralarında yarım metre mesafeyle karşılıklı oturacak ve hiçbir şey yapmadan, konuşmadan 10 dakika birbirlerinin gözlerine bakacaklar. Şuna bir bakabilir miyim? İkincisinden mi başlasak? Selin Hanım ve Demir Bey ikisinin de daha önce hiç yapmadığı bir şeyi birlikte yapacaklar. Ben hiç paraşütle atlamadım mesela. Olur. Gecenin bir yarısı helikopter kiralayalım. Sonra birbirimizi aşağı atarız. Ayrıca ben onu daha önce yaptım. Ne? Gerçekten mi? Ne zaman? Nereden ya? Of kesin çok heyecanlı bir şey. Ben de istiyorum. Selin konuyu dağıtmıyorum. Hadi. İyi. Tamam. Sen yapmadığın bir şey söyle o zaman. Olur. Bir düşünelim. Ben hiç... Ay bir dakika. Ne olur yalan söylemedim deme. Çünkü gerçekten şuraya düşüp bayılırım. Selin bir dur, bir düşünüyorum ya. Her şeyi yaptım diyorsun yani. Dünyanın yağını kaymağını yedim. Ekstrem sporların dibine vurdum. Görmediğim yer, yaşamadığım macera. Koklamadığım gül kalmadı diyorsun yani. Öyle mi? Selin ne saçma diyorsun yine. O kafan gerçekten çok acayip. Ya 30 saniyede nefessiz kurdun da kurdun. Yani daha önce hiç yapmadığın bir şey bulmak bu kadar zor olmamalı değil mi? Mesela? Ben daha önce hiç hırsızlık yapmadım. Aa öyle mi? Hı. Ben de hiç adam öldürmedim. Olmadı değil mi? Biz başka bir şey düşünelim. Tamam, ikincisini geçelim. İlkini deneyelim. Hadi gel. Ne? Nereye, ne yapacağız? Selin bir yere gitmiyoruz, şuraya geçeceğiz. Hadi gel. Tamam. Aşkım, ilk defa yemeğe çıktığımız akşam hatırlıyor musun? Ay Bora, o kemancı neydi Allah aşkına ya? Hakikaten. Onu unutmuştum ben. Yani kağıt üzerinde aslında güzel bir fikir gibi gelmişti ama. Ya adam kemanla lambada çalana kadar her şey iyiydi bence. Akıllısı hiç bizi bulmaz ki ya. Aşkım. Oraya girme ya. Ne olursun bak bu akşam girme. Yapma. Tamam. Tamam. Hüzünlenmek yok. Hah. O zaman ben sana sen yokken ne yapacağımı göstereyim. Hah, aynen bunlarla gel bana ya. Ya sen niye öyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Böyle gözlerin şeyler yapıyorsun. Saçmalama Selin. Hiçbir şey yapmıyorum. Aa. Senin gözlerin şeyler mi ya? Vay be. Vay be. Gözlerimde zamansız yanan Akdeniz ateşinden geldiğimiz yere bak. Of. Sana ayıp ama ya. Ben onu belli bir bağlamda söyledim. İçinden böyle cımbızla çekince başka anlaşılıyor. Tamam hadi cıvıma. Kaç saattir oturuyoruz bak senin yüzünden bozuluyor. Tamam. Tamam, affedersin. Tamam. Bak, başlatıyorum son kez. Hazır mısın? Hazırım. Başladı. Evet, geçmiş olsun. İlk görevimiz bitti. On dakikayı kurmadın değil mi? Tabii ki kurmadım. Senin gülmeme sınırının çok üstünde çünkü. Oyun bozan. Evet, ikinci görevi atlıyoruz. Üçüncü görev. Birbirinize kimseye söylemediğiniz bir sırrınızı söyleyin. Sadece bana söylemediğin bir şey de olabilir. Orada öyle mi yazıyor? Sen başla o zaman. Ben... Sana sırrımı söylersem sen de bana bir sırrını söyleyecek misin gerçekten? Evet, söyleyeceğim. Ama yani ben şimdi sana bunu anlatırsam benimle ilgili fikrin... Ama benimle ilgili ne düşündüğün zaten ortada. Ne düşünüyormuşum seninle ilgili? Yalancı, oyunbaz, entrikacı, zalim. Değil misin yani? Tamam, sadece onlar değil. Seninle ilgili başka düşündüğüm şeyler de var. Ama konumuz bu değil şu an. Anlatacak mısın? Ben bir arkadaşımla çocukken yani ben arkadaşımla Demir, ben çok yorgunum ya. Bunu sonra yapsak olur mu? Olmaz. O söyleyemediğin şey neyse sen onu anlatacaksın. Sonra ben de anlatacağım. Bak, istersen sen biraz topla kendini. Ben de bize gidip çay yapayım. Olur mu? Ayda. Al bakalım. İlkokulda falan. Bizim evin orada bir kuyu vardı. Kurumuş. Biz etrafında oynuyoruz diye üstünü kapatmışlardı. Ben de hikayeler uyduruyorum işte. İçinde deniz kızı yaşıyor diye. Kimse inanmıyor tabii. Gülüp geçiyoruz. Bir arkadaşımın kardeşi vardı. Ediz. Bizden yaşça küçüktü tabii. Bir gün deniz kızını görmek istemiş. Çıkardıklarında durumu ağırdı. Sonra atlattı bir şekilde. Yerel gazeteler mucize çocuk diye yazmıştı. Buna benim sebep olduğumu öğrenilince yaylaya gönderildim. Anneannemin yanına. Anneannem kimseyle görüştürmedi beni o yaz. Sonra da peşinden bir sürü şey oldu. Ben oradayken en yakın iki arkadaşım başka şehre taşındı. Babamın tayini çıktı çok uzağa. Bir atım vardı. Böyle beyaz, çok güzel. Babam çok seviyorum diye almışsın. Çok yaşlıydı. Nasıl olduysa ayağı kırılmış. Sonra da anneannem kaybettiklerimin benim cezam olduğunu söyleyip durdu. Bütün yaz rüyamda sevdiklerimin tek tek gittiğini gördüm. Annem, babam, arkadaşlarım, atım, kuşlarım, kedim, Ediz. Yayladan döndüğüm gün anneannemin de öldüğünü öğrendim. O yüzden de bu kabusların anneannem yüzünden olduğunu söyleyemedim kimseye. Ağır olmuş biraz. Biraz mı? Ben daha küçüktüm senden. Okula başlamamıştım daha. Annem beni terk ettiğinde. Böyle rüyalarda falan değil. Gerçekten gittiğinde. Bu bana çok yakın olan insanların bildiği kısmı. Bilmedikleri, yani kimsenin bilmediği şey ben annemle gidecektim aslında. Ama babam beni karşısına alıp eğer gidersen annenle ayrılmamıza sebep olursun. Ama benimle kalırsan annen dayanamaz. Geri döner demişti. Ben 6 yaşındaydım o zaman. Bunu söylediğinde. Babama inandım. Sonra anneme onunla gelmeyeceğimi söyledim. O da gitti. En son o zaman gördüm annemi. 6 yaşında. Seni görmeye gelmedim. Hiç mi? Hiç. Selin. Demir lütfen. Bak bu sadece bir görevdi. Tamamladık ve bitti. Senin sempatini kazanmak için anlatmadım. Demir, saçmalama. Ben de o yüzden anlatmadım. Ama kalbim çok kırık. Bunları yaşamak zorunda kaldığım için ben çok üzgün. Bak bu konuyu bir daha açma, olur mu? Üzerinden yıllar geçti. Ben artık o çocuk değilim. O yüzden öyleymişim gibi davranma. Lütfen. Bakarız. Söylediklerimi düşündün mü Selin? Ben sürekli seni düşünüyorum. Akşam yemek. Saat 8'de. İşimde, gücümde, sığımda, solumda, ah her yerde sen. Evimde, odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Akşam yemek. Saat 8'de. Kızlar, bir şey oluyor ya, bir şey oluyor. Bu işte bir tuhaflık var. Ya ben aklımı kaçırıyorum ya da Demir'de bir sorun var. Ay ne oluyor tatlım, anlat bize. Ay ben anlamıyorum ki. Vallahi Demir bana hala mesafeli. Beni görünce böyle geriliyor. Ama evde masaya çiçek bırakıyor. Ofise geliyorum, çikolata var, not var. Ay ben gerçekten çözemiyorum bu adamın. Aklımı yitireceğim. Ya belki Demir Bey almamıştı sana onları. Yani belki de başka bir hayranım var. Ya tabii. Kesin öyledir. Yok ya, o bırakıyor. O olmasa sorardı bunlar nereden geliyor diye. Sormadı mı? Ay bu benimle oyun mu oynuyor yoksa ya? Bir ilgili, bir ilgisiz. Ay ben gerçekten anlamıyorum ya. Bu akşam beni yemeğe davet etti. Yemeğe mi? Kendisi mi söyledi yemeğe çıkalım diye? Yok böyle Karamuk'un boynuna not iliştirmiş. Karamuk ondan başka kim tanıyor ki? Ay neyse ben akşam yemeğinde öğrenirim bu oyunun amacını. Ben aşağı iniyorum. Tamam canım geliyoruz birazdan. Ay... Eyvahlarım olsun, durum çok kötü. Ya, keşke Karamuk'u şu işin içine karıştırmasaydık ya. Keşke. Ya o kadar not bırakıyoruz falan. Demir Bey hiç mi görmüyor? Yani hiç mi kıskanmıyor? Ya başkası var diye geri çekildiyse? Ay olur mu öyle şey? Demir Bey alfa erkeği. Hiç Selin'i bırakır mı? Hem yemeğe gönderdiğim figüranı görünce deli olacak, deli. Gel. Rahatsız ediyor muyum? Gelin Selin Hanım. Burak, istediğin çizimleri bitirdim mailinde. Demir Bey sizi de ekledim. Başka bir isteğin yoksa ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Bir sorun yok değil mi? Ha yok. Bu akşam bir planım var da. Özel bir buluşma mı? Bunun bizi ilgilendirdiğini hiç sanmıyorum. Yöneticilerine bunun hesabını vermek zorunda değil. Bizim aramızda öyle bir hiyerarşi yok. Biz çalışma arkadaşlarımıza böyle sorular sorarız. Değil mi Selin'ciğim? Benim odamda soramazsınız. Çalışanların özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Demir Bey, benden beklediğiniz bir şey? Yok Selin Hanım. Sizden hiçbir şey beklemiyorum. Çıkabilirsin canım. Sonra görüşürüz. Tamam. Peki. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Bu durum daha ne kadar devam edecek? Anlamadım. Selin'le içinde bulunduğunuz saçma ev meselesi. İyi tamam, ikiniz de aynı evi satın aldınız. Ama kız senden daha önce yaşıyordu. Niye çıkmıyorsun? Üzerine vazife olmayan konuların dışında kalmanı öneririm Burak. Bu şekilde daha rahat çalışırız. Evet, müşteri dosyalarına da baktığımıza göre ben de çıkıyorum. Sana iyi günler. Çiçekler, çikolatalar, yemek teklifleri yolluyor. Hem de sizden bir şey beklemiyorum diyor. Cici, şeytan diyor gitme yemeğe, sabaha kadar beklesin. Ay yok ya, kıyamam ben, beklemesin. Gideceğim, oturacağım karşısına. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun diye soracağım ona. Evet. Bu olmaz. Bu olmaz. Çiçeğim, hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu. Bu mu? Ha bu. Ya çiçeği, ben de zaten bunu beğenmiştim. Aferin, zevkliymiş. Santa buluşacakmış. Ne diyecekmiş ha? Ne gülüyorsun Vedat? Sen Alara ile Paris'e gittiğinde Selin de aynen böyle topraktan çıkarmıştı sinirini. Bir dakika şimdi sen bana bunu misilleme olsun diye mi yapıyor diyorsun? Yeni bir oyun mu oynuyor yani nedir? Oo, paranoya. Çok yakıştı Demir'im. Bir delirmediğin kalmıştı. Yakındır Vedat, yakındır. Hiç merak etme. Oğlum delireceğine gidip sorsana kıza. Kim gönderiyor bunları? Kimle yemeğe gidiyorsun? Çok mu zor ya şunu yapmak? Evet çok zor. Çünkü ondan uzak durmaya çalışıyorum. Bir şey vaat etmiyorum. Yani duygularından, bana yine oyun oynamadığından emin olana kadar bekleyeceğim dedim. Şimdi öyle sevgili bile olmadığım bir kadına sorular sormak, sorguya çeker gibi. Öyle olmaz yani. Hiç benlik değil o işler. Aman iyi. Yapma o zaman. Bırak gitsin. Tabii ya. Gitsin gitsin. Notta yazıyor muydu nereye gidecek dedi. Teşekkürler. Ne yapıyorum ben burada ya? Akşamlar. Geç kalmadım değil mi? Nasıl? Yani bilmem. Sen ne yapıyorsun burada? O ne demek Demir? Sen ne yapıyorsun burada? Ben yemek yemeye geldim. Yani koskoca İstanbul'da yemeğe aynı mekana mı geldin? Sen beni mi takip ediyorsun yoksa? Ne bu? Oyun mu oynuyorsun? Selin Hanım değil mi? Evet. Masanız bu tarafta. Buyurun yardımcı olun. Çok pardon. Tabii ya. Senin şirkette izin istediğin program buydu demek. Anladım. Tamam git Selin. Ha sen ben buradayım diye rahatsız olacaksan ben giderim. Sorun yok yani. Selin gitti mi acaba ya? Ya o değil de asıl Demir Bey gitti mi restorana? Ay ben şıp diye bulurum şimdi. Azmiye neydi o restoranın numarası? Hah Selin'den. Ya yemeğe davet eden Demir değilmiş. Ben kiminle buluşmaya geldim? Eyvah. Demir'le konuştu galiba. O gelmezse bu iş yatar. Ay biz figüranla yemek yesin diye mi yaptık bu planı? Selin'den. Ya Demir de burada. O burada ama davet eden o değil. Vallahi çıldıracağım artık. Gelmiş, gelmiş. Ay. Vallahi o. Kıskançlıktan peşine düşmüş kızına. Vallahi Selin'e aşık bu çocuk. Oldu bu iş. Tıkır tıkır yürüyor filan. Tıkır tıkır yürüyor. Kızlar, ay gelmedi mi bir mesaj? Bir baksanıza. Yok, yok. Maalesef yok. Ay. Gidip bir baksak mı? Çok riskli. Birimizden birini görürlerse bütün entrika çöker. Az sabredin. Ay siz merak etmeyin. Her şey kontrolüm altında. Figüran arkadaşı tembihledim. Saçma sapan bir durum olursa hemen beni arayıp haber verecek. Ha. Bu ne şimdi? Demir bir masada yalnız, ben başka bir masada oturmuş, kim olduğunu bilmediğim birini bekliyorum. Üstelik biriyle buluşacağımı anladı. Gözünün önünde ekildim adamın, kalkıyorum ben. Nasıl yani? Ayrı masalarda mı oturuyorlarmış? E figüran nerede? Evet. Kalkıyorum diyor, ne yapacağız? Ay durun biraz, durun. Aa. Alo Selin'ciğim. Ay o seni eken omurgasızı bulursam kemiklerini kıracağım. Ama sen şimdi boş ver onu. Demir Bey'e ekildiğini sakın belli etme. Heh. Sanki böyle kendi kendine yemeğe çıkmışsın gibi keyifli keyifli ye yemeğini. Tamam mı tatlım? Sakın kalkma orada. Aa, hayır canım olur mu öyle şey? Rezil olmak falan yok. Hadi tatlım yemeğini ye, beni dinle. Öpüyorum aşkım. Oh, tamam kalıyor. Ama o figüranın benim elimden çekeceği var. Meşgule verdi. Mesaj yazdı. Setten çağırdılar, gidiyorum. Şimdi mi haber verilir? Utanmaz. Hemen Selin'in yanına birini göndermemiz lazım. Çünkü ekilmek bütün cazibeyi söndürür. İbo'yu ara, gitsin acil. Ya... İyi de onlar arkadaş. Yani Demir Bey kıskanmaz ki boyu. Hay çağırsanıza birilerini. Yok mu hiç sizin çevrenizde kimse? Ayol, şu Burak'ı çağırsanıza bari. Ha? E hadi, hadi bir an önce karar verin. Çağırıyor muyuz, çağırmıyor muyuz? Hadi. Restorandayım hala. Lütfen gel Eylül. Kıracağım o herifin kafasını Vedat. Her kimse. Nasıl ya? Sen hala göremedin mi herifin kim olduğunu? Gelmedi ki. Ekti kızı. Şimdi ne yapmaya çalışıyor şu herif? Bir anlasam. Aman boş ver ya. Zaten daha iyi olmuş gelmedi. İyi falan olmadı Vedat. Kız kaç saattir tek başına bekliyor orada. Restoran kapanana kadar birini beklemenin ne olduğunu bilirim ben. şu an bunu Selin'e yapanı bir bulsam elimden gerçekten bir kaza çıkacak. Kapatmam lazım. Konuşuruz sonra. Kapatıyoruz beyefendi. Tabii. Hadi Selin, gidiyoruz. Sendin değil mi? Neyin bedelini ödettin şimdi bana? Demir Erendil. Hesap vermez. Hesap sorar. Ceza keser. Bedel ödetir. Bu geceyi de hesabından düştün mü? Ne diyorsun Selin, anlamıyorum. Hadi gel, eve gidelim. Gelmeyecek işte. Kimi bekliyorsan artık. Ne diyorsun ya? Şaka mısın? Seni burada bırakmam Selin. Hadi. Sen git Demir. Ben burada kalacağım. Sorun yok. Hanımefendiyi tanıyorum. Aa, kocaman bir sorun var. Bu adam beni mutsuz ediyor. Evet, bu adam. Sorun yok. Gidebilirsiniz. Selin. Restoran kapanıyor şu an. Kalkar mısın lütfen? Seninle gelmek istemiyorum. Net değil mi? Karışık sinyal de yollamıyorum işte. Gelmeyeceğim. Sen git eve. Selin, kalkmazsan seni kucağımda götüreceğim. Yapamazsın. Uzak duracağız dedin. Bak, uzak duruyoruz. Aramızdaki mesafeyi aşmak istemezsin. Demir, Demir bak polis çağırır. Demir. Aydacığım, bu mekan olduğuna emin misin? Bu mekan kapatıyor çünkü. Burak'cığım, Selin kötü durumda galiba. Bizde de araba yok. Yani taksiyle gidip alayım diyeceğim ama... planım var demişti bana. Neyse, ben zaten mekanın önündeyim. Şimdi girip bakarım. Demir, ben gelmek istemiyorum. Bırakır mısın lütfen? Selin, hadi. Demir, gelmeyeceğim ben dedim. Gelmek istemiyorum. Bırak. Selin, hadi gidiyoruz. Demir, istemiyorum gerçekten. Lütfen verir misin çantamı, gideceğim. Selin, bir dakika dur. Önce bir sakinleş. Tamam, çok canın sıkıldı biliyorum. Çok kötü bir his olduğunu da biliyorum. Ama bu haltı yiyen her kimse üzüldüğüne değmez. Tamam mı? Hadi gel. Sen bana niye bunları yapıyorsun? Niye bana böyle davranıyorsun? Bak Demir, ben artık çok yoruldum. Niye yolladın bana o çiçekleri? Ha? Niye beni yemeğe davet edip tek başıma restoranda beklettin? Tamam. Tamam, anlıyorum. Bana kızgınsın. Ama bu yaptığın eziyet çok acımasız ya. Ya Selin, ne diyorsun, ben anlamıyorum. O çiçekleri ben yollamadım. Bu geceyi de ben ayarlamadım. Nasıl yani? Sen değil miydin? Selin, ben sana böyle bir şey yapar mıyım? Hayır, ben... Sen yapıyorsun zannettim. O kartları sen yolluyorsun sandım. Sen o yüzden mi geldin? Yani ben seni davet ettim diye mi? Çünkü sen onu istedin. Of, ben ne kadar aptalım ya Demir. Git. Lütfen git, tamam mı? Bak, ben şu an çok utanıyorum. Senin yüzüne bile bakamayacağım. Ben bu gece eve gelmeyeceğim, tamam mı? hissediyorum. Sığımda sol